Öncelikle videoma ve odama hoş geldiniz. Bugün size bir telefonumda ne var videosu çekiyorum. Öncelikle bu istek videoydu. Her videomun altına geliyordu. Ben de seve seve çekerim diye düşündüm. O zaman hemen geçelim. Başlayalım. Öncelikle telefonumu zaten bazılarınız biliyordur. Çünkü daha önce bununla ilgili bir video çektim. Telefon iPhone X. Bu şekilde beyaz renkli. Ocak ayında aldık sanırım ve ben gayet memnunum. Şimdi size telefonun içinde kullandığım uygulamaları ve ne işe yaradıklarını göstereceğim. İlk telefonumu açtığımda böyle arka plan kanal introm çıkıyor. Yani kanalımın introsu aynı zamanda arka planım. Saat, tarih, bir de fener ve kamera çıkıyor. Bunlara dokunduğumuzda direkt kamera vesaire fener açılıyor. Burada da kamerası var. Çoğunuzun diyeceği şeyi söylüyorum. Evet, telefonumu kırdım. Şurada iki tane küçük çap daha var. Çok üzgünüm. Fakat cana geleceğine malla gelsin diyorum. Ve kendimi bu şekilde avutuyorum. Bu böylelikle de kullanılabiliyor. Ve yani bana hiçbir sıkıntı çıkarmadı şu ana kadar. Biliyorsunuz telefonların camları çok basit kırılıyor. Yani en ufak bir düşüşünüzde bile kırılabiliyor. Koruyucu camım olmasına rağmen hem koruyucu camım kırıldı hem de telefonumun camı kırıldı. Herkes telefonunun camını kırabilir. Anneler de kırar, babalar da kırar, büyükler de kırar. O yüzden çok uzatmıyorum ve geçiyoruz. Dediğim gibi burayı tanıttım. Bu arada bu telefonda Touch ID yok. Yani parmak izi yok. Çünkü bunun burada ortada bir tuşu yok. Onun yerine şöyle kaydırıyorsunuz, o zaman açılıyor. Normalde iPhone X'in Face ID'si var. Yüzünüzü gösterdiğinizde bu kilit açılıyor. Yabancılar hiçbir şekilde açmıyor. Fakat karanlık bir ortamda olduğunuzda ya da Face ID'nin göremeyeceği bir ortamda olduğunuzda, sensörün sizi algılamayacağı bir ortamda olduğunuzda şifre de kullanabiliyorsunuz. Ben şimdi şifremi giriyorum. Şifremizi girdiğimizde ilk açılan yer burası. Telefonun ana sayfası. Yine arka plan kanal introm. Öncelikle şuradan başlayalım. Burada arama butonu var. Uygulamaları arayabiliyorsunuz. Mesela kamera diyoruz. Yazıyoruz ve kamera direkt çıkıyor. Burada telefonun kendi uygulamaları var. Kamera, ayarlar, sağlık ile verilen bilgilerle ilgili bir program. İşte Apple Store, iTunes Store, e-box, videolar, saat, fotoğraf, takvim. Zaten bunlar telefon kendisinde olan uygulamalar. Bunları ben yüklemedim. Altta da en çok kullandığım ve en acil, yani acil demeyeyim ama yani en sıradan uygulamalar var. Telefon, Safari, mesajlar ve Google. Burada FaceTime, hesap makinesi, podcastler, okuyamadığım bir şey, Watch, dosyalar ve ekler var. Eklerde ses notlarımızı tutabileceğimiz bir yer. Yani ses kaydı alabileceğimiz bir uygulama. Pusula var, kişiler var. Türk Telekom'da olduğum için online işlem uygulaması var. Okulda zaten hepimizin bildiği notlarımızı gösteren mobil uygulama. Drive ve iPlay var. iPlay'de yine müzik için. Telefonun şuradaki kısmını böyle kaydırdığımızda burada ayarlar gibi küçük bir yer çıkıyor. Buradan ışığı, sesi, Bluetooth'u, Wi-Fi, hücresi, gece modunu, feneri, sayaçı, hesap makinesinin video kaydını ve birçok daha şey ve daha birçok şeyi yapabiliyorsunuz. Şu an bu arada video çektiğim için Wi-Fi falan hepsi kapalı, mesaj gelmesin diye. Şimdi buradan video kaydı alacağım, yani ekran kaydı daha doğrusu. Böyle bastığımızda 3 2 1 diye sayıyor. Evet, şu an kırmızı yanıyor şurada gördüğünüz gibi. Saatin olduğu bölgede. Kırmızı yanıyor, yani ekran kaydı başladı demek. Like'la devam edelim. Like'da müzikalinin bir benzeri. Orada edit yapıyorsunuz. Daha önce bir müzikal videomda vardı sanırım. Böyle ellerinizle bir şeyler çıkarabiliyorsunuz. Yani tuhaf bir uygulama ama öneririm. Bence çok güzel. Özellikle müzikali için. Burada
klasörlerimde burada hiç bilmediğim uygulamalar var. Bunları silmeyi düşünüyordum ama unutmuşum. Onlarla ilgilenmiyorum. Burada müzik yüklemek için kullandığım uygulamalar var. Edit programları var. İşte iMovie, VideoStar, Kawaii, Lively aslında edit programı değil. Bir canlı yayın programı. O yüzden o neden bu klasörde bilmiyorum. Ama olsun. Cute Cut var. Horizon, Clips, VideoStar, iMovie, Stop Motion, VideoShow, Layout, Bitmoji, Selfie Styler ve Slideshow var. Bunlardan en sevdiklerim iMovie. iMovie'yi YouTube videoları için editlemekte kullanıyorum. Hem çok pratik hem de birçok şey yapabiliyorsunuz. Aynı zamanda ya, güzel. VideoStar'ı da çok seviyorum çünkü çok güzel müzikal için slow motion'lar hazırlayabiliyorsunuz. Ben onu yeni kullanmayı öğrendim. Ama o da güzel. Cute Cut biraz tuhaf bir uygulama. Onda da slide tarzı videolar hazırlıyorsunuz. Bir tane hazırladım, çok acemice ama olsun. Siz benden daha iyi yapıyorsunuz. Birkaç tane Instagram'da gördüm. Çok güzel yapmışsınız. Ben de oradan isimlenerek yaptım. Fakat olmadı. Burada da Layout, Bitmoji, Selfie Styler ve Slideshow var. Slideshow yine bir edit programı. Selfie Styler de işte selfie'lerinizi editlemek için. Bitmoji kendi avatarınızı yapabileceğiniz Snapchat'a bağlı bir uygulama ama ben çok seviyorum. Çünkü kendinize çok benzeyen şeyler yapabiliyorsunuz. Böyle avatarlar ve çok tatlı oluyor yani. Çok güzel oluyor. Layout'ta fotoğrafları böyle birleştirmek için. Ben bazen onları videoların kapak fotoğrafını yapmak için kullanabiliyorum. O yüzden güzel bir uygulama. Yine Instagram'ın uygulaması. Oyunlarımın klasörüne girdiğimde Happy John, Happy Wheels, Subway Surf, Hair Salon to the Bill Bacon, Plants and Zombies 2, Sitter Hill, 3D Color Number, Final Countdown, Emoji Choose ve Starbucks var. En baştan başlayalım. Happy John çok oynadığım bir uygulama değil ama aslında güzel bir oyun. Happy Wheels'ı daha çok kardeşim oynadığı için yükledim. Ve Subway Surf var. Subway Surf'ı çok sevdiğim için biraz göstermek istiyorum. Burada bir adamdan kaçıyorsunuz. Bir tren istasyonunda. Ve bu şekilde paraları toplamanız gerekiyor. Atlayabilir, takla atabilir, sağ sol yapabiliyorsunuz. Dünyanın en yaygın ve en çok kullanılan uygulamalarından biri. Aynı zamanda işte şeyler alıyorsunuz. Herkes biliyor zaten ama yine de göstermek istiyorum. Çünkü çok seviyorum ve çok eğlendiğim uygulama. O zaman bunu da kapatalım. Burada Plants'dan Zombies var. Burada bitkiler ve zombileri savaştırıyorsunuz. Bitkilerin kendilerinin özellikleri oluyor. Ve zombiler de yani en güçlüsüne karşı en güçlü bitkiyi kullanıyorsunuz. Aynı zamanda size verilen bir para var. O parayı bitirmeden yapmanız gerekiyor. O yüzden biraz tuhaf bir uygulama ama ben çok seviyorum. Çünkü diğer uygulamalardan biraz daha farklı. Yani oyunlardan. Bir bakalım arkadaşlarınızla birlikte oynayabileceğiniz bir şey. Kafanıza bir şey tutuyorsunuz. Mesela bir nesneyi anlatıyor. Atıyorum ip. Bir şeyi bağlamak için kullanılır. İşte düğüm yapılır falan. Sonra arkadaşlarınız biliyor. Bildiğiniz zaman böyle yapıyorsunuz ve başka bir anlatacağınız şey geliyor. Aslında arkadaş ortamlarında kullanabileceğiniz süper bir uygulama. O yüzden bunu da çok seviyorum. Hair Salon 2'yu çok 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 eskiden yani 6-7 yaşındayken çok oynardım ve çok severdim. Şu anda da seviyorum ama eskisi kadar sık oynayamıyorum. Trio'da solucan büyütmeye çalışıyorsunuz. Bu arada skorum 3. Üçüncü olmuştum. Birinci de olmuştum sanırım ama birinci bayağı eskiden olmuştum. O yüzden 3D Color Number'da boyama uygulaması. Burada Emoji Çöz ve Starbucks var. Emoji Çöz'de de emojilerle kelime buluyorsunuz. Starbucks'da Starbucks'ın mobil uygulaması. Oraya para yükleyip harcayabiliyorsunuz. Ya da indirim değil de yani Starbucks'ın ürünlerinden bakabiliyorsunuz orada. Yararlanabiliyorsunuz. Final Countdown en sevdiğim uygulamalardan biri. Yeni keşfetmiş olmama rağmen çok güzel. Çünkü bir tarih ve saat belirliyorsunuz.
o tarihin kaç saniye, kaç hafta günü, kaç hafta sonu günü, kaç normal günü. İşte saniye mesela her şeyi gösteriyor. Mesela bizim okulda yapılacak bir festival için 5 gün 14 saat 36 dakika 55 saniye olarak gösteriyor. Mesela okulun kapanmasına kaç ay, kaç gün kaldığını buradan görebiliyorum. Mesela 1.1 ay, 5 hafta, 35.5 gün yani 35 gün ve 25 hafta içi günü. Yani 25 kere daha okula gideceğiz ve kaynatacağız. Aynı zamanda böyle arka planlar seçebiliyorsunuz. Çok güzel bir uygulama. Şimdi diğer klasöre geçelim, yani sayfaya. Bu sayfa benim en sevdiğim sayfa. Bayılıyorum. Şu an bile yani düşündükçe mutlu olduğum bir sayfa. Çünkü en sevdiğim uygulamalar burada var. O zaman kısaca anlatayım bunlardan. Öncelikle WhatsApp var. WhatsApp'ı hepiniz biliyorsunuzdur. Mesajlaşma uygulaması. Grup kurup arkadaşlarınıza yazışabiliyorsunuz. Burada YouTube var. Videolarım ve ana sayfam var. Burada videolarımı izleyebilirsiniz. Şu an interneti kapattığım için görünmüyor videolar. Çünkü yani videoda WhatsApp'tan mesaj gelmesin diye interneti kapatmıştım. O yüzden şu an böyle. Ama YouTube'u biliyorsunuz zaten bu videoyu izlediğinize göre. Instagram'ı evet kesinlikle çok güzel bir şekilde göstermek istiyorum. Instagram'da şu an 55,8 bin takipçiye sahibim. Ve aynı zamanda da 109 gönderim var bu şekilde. Ve buradakilerde yine kendi Instagram hesabıma yüklediğim fotoğraflar. Instagram'da daha önceden çok fazla aktif değildim ama bu aralar aktif olmaya çalışıyorum. Çünkü oraya da önem vermek istiyorum. Instagram'da beni takip etmek isterseniz Ecru Su Çoban diye arattırdığınızda bulabilirsiniz. Aynı zamanda bazen küçük duyurular Instagram'da yapabiliyorum. Ve güzel paylaşımlarım var. O yüzden takip edin. Böyle bu şekilde. Evet, geçiş. Snapchat'e gidelim. Evet, açalım. Snapchat'i çoğunuz biliyorsunuzdur. Snapchat'te yüz filtreleri var. Bu şekilde yüzünüzü tuhaf şeyler yapabilirsiniz. Şu an ciddi olamıyorum. Mesela en sevdiğim filtreyi kullanıyorum. Mesela bu. Yüzünüze efekt de ekleyebiliyorsunuz. Bu şekilde çok güzel bir uygulama. Şunu göstermek istiyorum. İşte bu yüzden Snapchat'ı severek kullanıyorum. Aynı zamanda biriyle yüzünüzü değiştirebiliyorsunuz. Evet, Snapchat çoğunuz biliyordur. Yine de kısaca göstermek istedim. Snapchat'te de kullanıcı adım Cobanecinsu. Snapchat'i çok fazla kullanmıyorum ama yine de güzel paylaşımlar yapıyorum arada sırada bir. Yani orayı da takip edebilirsiniz. Gelelim Müzikali'ye. Müzikali çok 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 sevdiğim bir uygulama kesinlikle. YouTube'dan sonra en sevdiğim uygulama. Çünkü orada da belirli bir kitlem var ve orayı da çok seviyorum. Hem İngilizcenizi de geliştiriyor ama yine de ben en sevdiğim özelliği yani Müzikali'nin kendisi müthiş bir uygulama. Orada da adım Ecinsu Çoban, Team Ecinsu. Kullanıcı adım da Ecinsu Çoban. Bu şekilde. Ve hatta birkaç videomu gösterdim. Bu yüklediğim bir video. Kelime oyununda çekmiştim. Burada da 113.200 takipçim var yani. İyi bence. Şimdi private göstereceğim. Bu çektiğim son video.
Bunları yeterli güzellikte bulmadığım için yayınlamadım. Ya da daha iyisini yapabileceğimi düşündüm daha sonra. O yüzden yayınlamadım ama vakit bulamayıp veya üşenip daha güzelini yapmazsam onları yayınlayacağım. Ya da vakit bulamazsam hatta bir tane daha göstereyim. Ama bunu biliyorsunuz zaten. Çünkü yüklemiştim. Ama burada değil. Yani başka bir video. Şu var. Başka ne var? Şu var ama şu çok kötü. Zaten küfür ediyorum işte. Neyse başım. Şu var. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bir sürü prova eğitim var. Yani kendime özel videolarım var. Çünkü üzerinde çalışıp daha güzellerini yayınlamak istiyorum. Ama belki bunlardan da birkaç tanesini yayınlayabilirim. Şu anlık bu şekilde. Evet, burada da normal yüklediğim videolar var. Müzikali'yi az çok hepiniz biliyordur diye düşünüyorum. Hadi bir video çekeyim. Ve size Müzikali'yi nasıl kullandığımı ve nasıl çektiğimi de kısaca göstermek isterim. Çünkü bunu da çok soruyorsunuz. Ekran kaydı var zaten. Şimdi diyorsunuz ki birden slow'a nasıl alıyorsun? Burada slow yani yavaş, normal, hızlı, sapma ve epic var. Yavaş çok yani normal yavaş. Epic daha da yavaş. Normal normal, hızlı hızlı. Sapma da hızlının biraz daha hızlısı. Ben genelde yavaşta kullanıyorum slow yerlerinde yani müziğin tuhaf yerlerinde. Ve videoyu bitirdikten sonra renk tarzı şeyleri nasıl değiştirdiğimi de soruyorsunuz. Böyle yana kaydırdıkça renk değişiyor. Ama buradan filtreleri seçebiliyorsunuz. Mesela ben diyelim ki bunu seçtim. Aynı zamanda şuradan bir şey var. Buradan ayarladığınız yerde böyle renkler çıkıyor. Bakın gördünüz mü? Bu da bir özelliği yani. Bakın orada böyle büyüyüp tuhaf şeyler oluyor. Yani renkler çıkıyor. Ve buraya buradan başlık yazıyorsunuz. Bu arada Twitter'ım @ecinsucoban. Oradan da beni takip edebilirsiniz. Instagram, Facebook ve Twitter'dan paylaşmak istiyorsanız buradan seçebiliyorsunuz. Ama benim kesinlikle Facebook'um yok. Benim adıma açılmış Facebook hesapları sahte. Somut çıktı. Bu şekilde. Müzikali de bu şekildeydi arkadaşlar. Benim telefonum bu kadardı. Kısa bir video olsun istedim. Böyle tatlış tatlış sıkılmadan izleyin istedim. Çünkü tam olarak uzun uzun anlatsaydım sanırım bir haftayı bulurdum. Ama bu şekilde bir video oldu. Umarım beğenmişsinizdir ve bu size tanıttığım uygulamaların size yararı olmuştur ya da olacaktır. Benim telefonum bu şekildeydi. Ben uygulamalardan memnunum. Sizin de bana önerdiğiniz uygulamalar varsa alt yorumlara yazabilirsiniz. Özellikle edit konusunda. iMovie arkadaş bulabiliriz. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bye bye.